Var. Bakın. Sevgili dostlar, bugün size bir börek hamuru hazırlayarak harika bir börek yapacağım. Onun içinde bir bardak sütüm var. Çift sarılık kocaman bir yumurtam var. Ve mayan var. Mayan var, tuzum var, şekerim var. Şimdi önce ne yapıyorum? Bezgahımın üstüne, dostlar biliyorsunuz ben hep tezgahın üstünde çalışıyorum. Onun için unumu şöyle önce tezgahın üstüne bir koyuyorum. Unumu az yoğuracağım için tezgahın üstünde yoğuracağım. Ortalama 5 bardak unum var. 2. Anne çok değil mi? Hayır çok değil. Bir tepsi yapacağım. Büyük tepsi mi yapacaksın? 4 ve 5. Hayır normal ortalama bir tepsi yapacağım. 5 bardak unum var. Şimdi unumu şöyle ortasına bir havuz açacağım. Bunun için makineyi nasıl anlatayım size? Kirlettiğime değmeyecek. Çünkü çok az ve basit bir. Biz zaten her şey için onu aldık. Onun için şöyle benim kızım yere durursa her şey duracak. Sütümü koydum. Bir bardak. Bir bardak ılık suyumu koydum. Buraya. Şimdi mayamı koydum. Yumurtamı sonra kıracağım. Şekerimi koydum. Bir kaşık. Dostlar tuzunu yeterince herkes kendine göre alsın. Şöyle bir tatlı kaşığı birazcık da daha tuzumu koydum. Şimdi sıra geldi yumurtama. Dostlar benim yumurtam çift sarılı. Bakın yani bir yumurta kırıyorum ama normalde iki yumurta. Bakın. Şimdi birini buna alıyorum. Sonra bunu buna aktarıyorum. Ve tekrar bunu da buraya koyuyorum ve elimi yıkayıp geliyorum. Yoğurulunca yavaş yavaş. Evet. Böyle havuzun içini şöyle biraz karıştırıyorum iyicene. Dostlar havuzun içinde suyunu koyulaştırırsanız kaçmaz. Ben böyle yoğurmayı daha çok seviyorum. Çünkü niye? Çok kap kirletmiyorum en azından ve burada bir de daha kolay yoğuruluyor dostlar. Hemen 2 dakikada yoğuruluyor. Yani o kadar çabuk yoğuruluyor ki ben böyle yoğurmaya bayılıyorum. Sen çünkü oynamayı seviyorsun. Ya oynamayı seviyorum, onu seviyorum, bunu seviyorum ama sonuçta seviyorum yani. Evet, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Oda sıcaklığında, ah dostlar bir konuşabilsem. Annem çok heyecanlı. Oda sıcaklığında şöyle 1,5 kaşık yani 100 gram kadar yağımızı hamurumuza ilave edip yoğurmaya devam edeceğim Allah izin verirse. Şimdi şöyle koyayım dursun. Bakın oda sıcaklığında yağımız var biraz. Onunla yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurduktan sonra görüşürüz dostlar. Orta yumuşaklıkta kıvamlı ve harika bir hamurumuz oldu bakın. Ele yapışmayan ama orta güzellikte, yumuşaklıkta bir hamurumuz oldu. Ben böyle yoğurmayı çok seviyorum dostlar. Şimdi de şöyle güzelce kabımıza koyuyorum ve mayalanmaya bırakıyorum streçleyerek. Mayalandığında görüşürüz inşallah. Dostlar bakın hamurum harika kabarmış. Şöyle çok uzun zaman değil. Bunu yapan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Dostlar herkesin bir hüneri var işte. Emeği var bizde. Evet. Şimdi şöyle ne yapıyoruz? Tezgahımızın üstüne azıcık bir un serperek hamurumuzu çıkarıyoruz. Dostlar ne diyeyim? Allah herkese gücünü yettiğini yapmayı nasip etsin diye. Amin. Ben
Bazen çok dua okuyor diyorlar bana dostlar. Bakın nasıl hamurumuz güzel olmuş. Bak. Bu taş Meral'e geldi. Hayır, Meral'e değil. Herkese. İsveç'ten danışmanımız var. YouTube danışmanımız var. Sağ olsun, danışmanlığımızı yapıyor. 7/24. Bir telefon kadar yakınımızda. Ben Meral'e saygı Meral'e duyuyorum. Selamlar, sevgileri gönderiyoruz. Ben dostlarıma saygı duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bakın çok güzel, yumuşacık bir hamurumuz olmuş. Sevda'ya da selam söyleyelim. Şöyle bir toparlayacağım. İkiye böleceğim. İnşallah görüşürüz. Şöyle hamurumuz asla kabımızda kalmamalı. Bu arada bizi izleyen diğer YouTuber'lara da söyleyelim. Dublaj etkinliği geldi. O ne demek kız? YouTube şu an meta, hı, yani sanal ortamda, hı, tüm dünya dillerine dublaj getirdi. Bu, öyle mi? Bu dublaj da çok güzel, kanalı ilerletme ve büyütmede harika. Ama YouTube'dan bunu beklemiyoruz. Otomatik çeviri istiyoruz. Çünkü diyelim ki dünyada 4 tane dile çevireceksen 4 tane ya o dili bilen kişi bulacaksın. Çevirmenlik yapmasını ikna edeceksin. Sonra da YouTube üzerinden... Benim keseceğimi verir misin anneciğim? Daha orada bak. Tamam. Mineciğim verir misin? Onun üzerinden de dublaj özelliğiyle birleştireceksin. Dur, orada değil. Bu da her kişiyi bulmak çok zor. Şöyle güzelce de ikiye ayırıyorum. İki tane beze yapıyorum. Ve işimiz bittiğinde görüşeceğiz dostlar. Devam et mineciğim. Çok ses gelmedi. Afiyet olsun kızıma. İşte bezemizin birisi hazır. Çekirdek derdine düştük. Allah'ım ya. Bakın dostlar. Hemen sifrecimizi yine geri atıyorum. Üstünü kapatıyorum. Ben içini hazırlayana kadar burada mayalansınlar. Mayalansın. Bezimizi de üstünü örtelim. Tamam. Bakın dostlar. Bu benim kendi yaptığım peynirim. Bunlar da pazardan aldığım el yapımı peynirler. Şimdi bunları güzelce rendeliyorum. Peynir yağlı bir peynirdir. Evet. Kaşar peynire denk bir peynir. Bu el yapımı, doğudan getiriyorlar. Bizim doğumuzun yaptığı, kaynatılarak yapılan güzel bir peynir. Gerçekten mükemmel bir peynir. Ben beğeniyorum dostlar. Bu her yerde bulunmuyor. Bakın. Kendi yaptığım peynirimi de rendeliyorum. Bakın dostlar. Maydanozumuz var bir demet. Onu da şöyle çok küçük küçük doğruyorum. Mümkün olduğu kadar küçük doğruyorum. Ki şöyle bir kaşık tereyağımız var. Şöyle yumurtamızın sarısını, yarısı. Bir tane yumurta sarısı koyuyorum. Evet, bir tane. Ayırmış olduğum. Bunu buraya yine geri koyayım. Sonra birazcık şöyle pul biber koyuyorum. Dostlar, baharatını herkes kendine göre atsın. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. İyice ne? Ondan sonra da hamurumuzu açmaya geçeceğiz. Böreğimizin içi hazır. Şöyle iyice ezeceğim. Bakın dostlar, birazcık şeyimize fazla girdi ama şöyle yapıştı ama çok da güzel oldu. Şimdi evet, hamurumuza geçebiliriz. Bakın dostlar, bezelerimiz güzelce kabarmışlar yine her zamanki gibi. Ol. Fırlat. Nasıl olsa arka tarafı toplayan var. Kızın arkandan gelip gelip topluyor. Ama kızımın da başka bir işi mi var?
Toplasam azıcık. Tek derdim senin dağıttıklarını toplamak. Şimdi dostlar şöyle birazcık un serperek. Şöyle. Bakın hamurumuz ne kadar güzel olmuş. Ne çok eline yapışacak kadar cıvık. Tam kıvamında. Hem yapması kolay hem yemesi kolay bir börek. Her yerinden kabarıyor ha. Buradan evet. Görünmüyor da ben görüyorum ya hani. Pısır pısır konuşuyor benim hamur maşallah var. Böyle minik 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 kabarıyor. Evet. Pısır pısır ediyor. Yani oradan görünüyor mu bilmiyorum. Hani kameradan görünüyor mu bilmiyorum da. İzleyenler eğer dikkatli bakarlarsa görürler inşallah. Çocuğu okula gidenler özellikle yapsınlar. Çünkü beslenmeye koymaya gerçekten çok güzel olacak. Tabii ben de torunuma beslenmeye koyacağım. Allah izin verirse. İşte bu kadar yeterli. Biraz daha açayım. Oklavayı büyütsek mi diyorum hani? Hayır, gerek yok. Yeter. Bu kadar sadece. Şimdi dostlar şöyle oda sıcaklığında erimiş yağımızdan şöyle biraz süreceğim. Yeğenim okuldan gelmeden fırına verelim. He, çocuk gelmeden verelim ki çocuk yani yesin. Yesin. Bir de çorba yapalım bunun yanına. Mercimek çorba. Çay olabilir, çorba olabilir. Şöyle katlıyorum dostlar. Bakın bir de böyle katlıyorum. Bir de şöyle yapıyorum. Tekrardan burasına birazcık yağ sürüyorum şöyle ki siz de göreceksiniz. Harika bir böreğimiz olacak. Şimdi de şöyle katlıyorum. Bir de böyle katlıyorum. Ve böylece şuraya tekrardan bırakıyorum. Üstünü örtüp öbürünü açmaya devam edeceğim. Bu şekilde burada bu biraz beklesin. Beklesek şaşardım anne. Şimdi dostlar şöyle ayırıyorum. İkiye. Birazını buna, birazını da öbürüne şöyle incecik süreceğim. Sür de görek. Yani şöyle yerleştirelim dostlar her yerine gelecek şekilde. Yağısı her şeyi içinde, yumurtası, peyniri. İnanın çok güzel, zevkli ve bu kadar kolay hiçbir börek yapıldığını görmemişsinizdir. Bakın bu şekilde. Tamam. Bunun tabanını yağlayayım mı? Evet. Sıvı yağ mı, katı yağ mı? Sıvı yağ. Peki. Bakın dostlar, şuradan başlayarak şöyle. Şöyle çeviriyorum.
ve şurasını sıkıca birleştiriyorum. Hala mayalanıyor ha. Evet, durmuyor, durmak bilmiyor. Onun işi mayalanmak. Tosunun bak. Bakın şimdi şöyle yaptıktan sonra bunu alıyorum. Şöyle. Bunu yağlayayım mı? Evet. Kesiyorum. Uçakla kesebilirsiniz. Kaç parçaya istiyorsanız kendi isteğinize göre kesebilirsiniz dostlar. Bakın dostlar, şöyle tam ortasına koyuyorum ve şöyle birazcık bastırıyorum ve bırakıyorum. Ağzını kapatacağız ve bekleyeceğiz. Tamam, bunu mayalanması için bırakıyorum dostlar. Hepsi mayasını alacak, biz öbürüne geçeceğiz. Böyle 15-20 dakika beklesin. Şimdi bakın, yumurtamızın sarısını koyuyorum. İçine de şöyle yemek kaşığına 2 kaşık süt koyuyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Tanesini bunu sürelim. Bu çok güzel kabarmış dostlar. Ürünü de ondan sonra süreceğiz tabii fırınımıza. Ne yapalım? Hemen şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürelim. Çok güzel kabarmış dostlar. Eşit bir şekilde ki her yeri kabarsın. Şimdi dostlar dosdoğru fırına. Fırınımızda piştiğinde görüşürüz dostlar. Anne koş gel. Niye? Koş gel anne, muhteşem şeyler olmuş burada. Şöyle dur müsaade. Dostlar bakın harika kızardı ama altı tam kızarmadığı için fırınımızın azizliğine mi uğradık? Altında mı bir halk var? Üstünü kapatacağım ve pişmeye devam edecek. Harika pişti dostlar. Bakın. Şimdi de bunu üstüne yumurtasını sürüp doğru fırınımıza süreceğiz. Piştiğinde de böyle olacak. İkisi de piştiğinde size göstereceğiz. Şöyle güzelce de bir süreyim. Gerçekten mükemmel oldu. Harika oldu. Böyle inanılmaz. Yani bilmiyorum. Herkese tavsiye ediyorum yapmayı. Çocuklarınıza, dostlarınıza ve kendinize her şeyden önce. Dostlar harika olduk. Böreklerimiz. Hadi bir tane açalım. Sıcakken açamayız ki. Çok sıcak. O zaman vedamızı yapalım mı? Geç kalıyoruz. Şunu arasından açalım, gösterelim nasıl tamam. Arası olduğunu. Aha, hadi. O soğudu. Soğudu deme bence. Sıcak daha güzel olmuş. Daha önce böyle bir börek görmediniz. Evet, çok harika. Bakın. Şunla yan yana. Şöyle açalım. Bakın nasıl açıldığını görün. Tel tel. Bakın nasıl tel tel. Hamurlanma, mayalanma yok. Sıcak olduğu halde. Evet, bu çok sıcak olduğu halde. Yani bakın peynirler arasından sünüp sünüp çıkıyor. Ve çok harika. Bakın dostlar. Böylece harika bir böreğimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin.
Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizim acelemiz var. Evet. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz, gezmelerdeyiz. Hadi bay bay.